Ve Kanal 5'te yine bir canlı yayınla birlikteyiz sevgili izleyiciler sizlerle. Bugünkü bir konuğumuz var bugün. Evet, doçent doktor Sayın Fevzi Özgökçe. Peki doçent doktor Fevzi Özgökçe kimdir? Bir akademisyen ama aynı zamanda bir siyasetçi. Van'ın Merkez Tuşba İlçe Belediye Başkanı Sayın Fevzi Özgökçe. Bugün konumuz efendim. Hoş geldiniz Gaziantep'e. Hoş bulduk Bülent Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Doğu Anadolu'nun şirin bir ili Van'dan, Van'ın Merkez Tuşba ilçesinin ilk belediye başkanı. Tuşba 2014'te yeni kurulan bir merkez ilçe. 150 bin nüfuslu bir ilçe, şirin bir ilçe. Ve o ilçenin ilk AK Partili belediye başkanı doçent doktor Fevzi Özgökçe bu akşam bugün konuğumuz. Peki Fevzi Özgökçe neden Gaziantep'te? Niçin Gaziantep'te? Van'ın Tuşba ilçesi ile Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediyesi büyük ihtimalle kardeş belediye olacak ve Tuşba Belediye Meclisi'nden bu yönde bir karar alındı. Şimdi sıra Şahinbey Belediye Meclisi'nden alınacak. Karar da aldığından imzalar atılacak. Evet, neden Antep'lisiniz efendim? Buyurun. Evet, öncelikle Bülent Bey, Kanal 5'in tüm izleyicilerine Van'dan, muhabbet şehri Van'dan selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Bizler 2014 Büyükşehir Yasası'ndan sonra kurulan Van Büyükşehir'de merkez 3 ilçeden biri olan Tuşba'nın hizmetkarlığına, belediye başkanına talip olduk. Halkımızın da ciddi teveccühleri hamdolsun o göreve layık gördüler. Tuşbalılar, bizler de o gündür bugündür gece gündüz demeden günde en fazla 2 ya da 3 saat uykuyla bu belediyecilik anlamında çok eksik olan ve 30 yıl 40 yıl bir Antep gibi bir ilden ya da bir Şahinbey Belediyesi'nde geride olan ilçemizi tekrar Şahinbey Belediyesi'ne... O noktaya nasıl getiririz? O noktaya getirebilmenin yeniden Amerika'nın keşfi yapılmadan kardeş belediyecilik prensiplerimiz dahilinde bugün Sayın Mehmet Tamazoğlu ve çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Başkanımızı ziyarete geldik. Kendilerle görüştük. Tabii Gaziantep'in bu misafirperverliğini şimdi de sizlerde görüyoruz. Bizlerin daha önce üniversitede akademisyenken birçok bilimsel programlar için Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan faaliyetler için geliyorduk. Hı hı. Ama hamdolsun bugün bu güzel havada, bu güzel ortamda, bu güzel atmosferde Şahinbey Belediyesi ile kardeşliğimizi gerçekleştirip biz meclisimizde bu kararı aldık. İnşallah önümüzdeki ay Şahinbey Belediyesi de bu kararı alırsa, nasip olursa Tuşba muhabbet şehriyle ve Gaziantep'in yükselen değeri olan Şahinbey ile birlikte inşallah güzel hizmetlerimizi, ortaklaşa en güzel yapacağımız faaliyetlerimizi Şark'ta da, Serhat şehrimiz Van'da da göstermek istiyoruz. Neden Şahinbey peki? Şahinbey incelediğimiz belediyeler içerisinde hakikaten... Hizmetten örnek almaya çalıştığımız. Örnek, evet. Ve dünyada ve Türkiye'de öncü diyebileceğimiz... Kentsel dönüşüm. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere birçok ilki gerçekleştiren ve istikrarlı... Ve özellikle bizlere de yapı itibariyle benzeyen bir ilçemiz. İnşallah nasıl Şahinbey Belediyesi 5 yıl, 10 yıl öncesinden yeni yaşanabilir, mükemmel bir şehir, modern yaşanabilir bir şehir haline geldiyse, inşallah biz de aynı Tuşba'nın, Şahinbey'in 10 yıl öncesi, 5 yıl öncesi halini mevcut haline dönüştürebilmek için burada kardeş belediyecilik prensibi çerçevesinde inşallah Van'ımıza kazandıracağız. Evet, yani ortak projeler yürütülebilir veya buradan alınan örnek projeler Tuşba'ya uygulanabilir. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Şimdi tabii 1,5 yıllık belediye başkanısınız efendim. Evet. Şimdi doçent doktor Fevzi Özgökçe 1,5 yılda Tuşba'ya ne yaptı? Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Bizler geri gelmez önce sıfırdan hiçbir sandalyemiz yokken, hiçbir hizmet binamız, hiçbir personelimiz yokken öncelikle fiziki bir ortam hazırlamamız gerekiyordu. Çok mükemmel bir fiziki ortam hazırladık. Ve akabinde çok ciddi bir ekip kurulması gerekiyor. Ve bu ekibi de kurabilmek adına Tuşba'da birçoğu tabiri caizse sadece belediyeye su parasını yatırmak için giden insanlarımızla şu anda dört dörtlük o hizmeti sunabilecek. Çünkü belediyecilik hizmete dayalıdır. Gönül esasına dayalıdır. Ve biz bu kardeşlerimizi üniversitelerden, milli eğitimden, belediyelerden, başka kurumlardan tabiri caizse transfer ederek çok mükemmel bir kadro kurduk. Çok uyumlu ve birbirine sürekli saatin çarkları gibi birbirine destek veren çok ciddi bir ekiple biz yola çıktık. Ekibimiz ve fiziki ortağımız olduktan sonra ekipmanlarımızı, sahada çalışacağımız ekipmanlarımızı oluşturduk ve hemen akabinde halkımızla sürekli iç içe olduk. İlk günden bugüne kadar sürekli mahallelerimizde, köylerimizde ve özellikle her cuma halk günü kurarak
halkımızın taleplerini aldık. Orada tespit ettiğimiz en büyük sorunların birincisi yol. Düşünün bir şehirde, şehir merkezinde halen insanlar çamurda, çukurda yaşıyorlarsa siz diğer yapacağınız tesisler onlar için lüks gelir. Onun için dedik ki öncelikle yol medeniyettir ve şu anda da halen gelir gelmez de asfaltımız ilk geldiğimiz günden beri asfalt, kilit, parke uygulamaları yaptık. Başkanım pardon, yani o zaman Van Belediye Başkanı o Tuşba olan bölgeye hiçbir izlet yapmamış mı sizden önce? Şimdi hiçbir şey yapılmamış Van'da mıydı? Açık söylüyorum, Van'da belediyecilik şu anda Gaziantep'le karşılaştırdığımızda 30 yıl geride. Yani hiçbir şey yapılmamış yani. Göstergesidir bu. İşte ben size şunu açık söyleyeyim. Akköprü mahallemiz hemen şehrin merkezinde 5 kilometre. Şehir merkezi dediğimiz 5 yol merkezinde 5 kilometre olan bir yerde halen asfaltlanmamış onlarca sokağımız var. Stabilize olmayan sokaklarımız Büyükşehir'in var. Büyükşehir'in alanı içerisinde. Tabii. Yani Büyükşehir'in ana arterlerde. Evet, yani Van Belediyesi öncesindeki dönemde hakikaten Van'da belediyecilik anlamda büyük bir eksiklik. Ha şimdi biz ne dedik? Biz şu anda mevcut olan bu sorunları tespit ettik. Sahada da gezdik gördük. Ve birinci en önemli sorun yol gördük. Ve bütün yollarımızı şu anda başta Abdurrahman Gazi mahallemiz olmak üzere Seyran Tepe, İskele mahallemiz şu anda asfaltımız devam ediyor. İstasyon mahallemiz ve tamamlanmış olduğumuz Altıntepe'nin %50-%60'ına yakın. Çünkü takdir edersiniz yeni küçük belediyenin de bütçesi ona göredir. Evet. Biz hemen şunu yaptık. Fen işlerinde, imar müdürlüğümüzde dedi ki arkadaşlar hemen çünkü belediyemizin, Büyükşehir Belediyesi almış olduğu karara göre 20 metre genişliğinin altında olan yollar bize ait. İlçe belediyelerine ait. 20 metre altında olup imar sorunu olmayan, yani vatandaşlarımızın terkinde bulunmuş olduğu ve özellikle altyapısı bitmiş. Diyelim ki bazı mahallelerimiz sürekli geliyorlar belediye. Başkanım işte iskelede şu sokağı yaptınız, bizim sokağımızı neden yapmadınız? İstasyonda burayı yaptınız. Biz onlara şunu söylüyoruz. Sizin muhakkak ya bir imar sorunu ya bir VASKİ'nin altyapıyla ilgili su ve kanalizasyonla ya da VANDAŞ'ın doğalgazla ilgili sorunu vardır. Bunlar halledilir edilmez. Onları da asfaltını yapacağız. Ve bazı yerlerde de ileri vadede eğer altyapı gidecekse, çünkü düşünün bazı şehir merkezinde olan yerler halen kanalizasyonu yok. Halen içme suları gidilmemiş ve biz o sokaklarımıza da ya öbür gün sökülüp takılabilmesi için kilit parke uygulamasını yapıyoruz. Ve şunu yaptık. Dedik ki bütün mahallelerimizde sizleri tozdan, çamurdan, çukurdan, çöpten kurtaracağız. İlk hedefimiz insanlarımızla konuştuğumuzda ve yollarımızın diyebiliriz ki inşallah bir aylık bir sezonumuz var. Karlar gelmeden, yağmurlar başlamadan Allah'ın izniyle şu anda 3 mahallemize de asfalt çalışması ve 7 noktada da kilit parke uygulaması yaptırıyoruz. Kaç kilometre başkanım? Yollarımız şu, bizim gerçekleştirdiğimiz ilk ihalemizde hizmet alımıyla yapıyoruz. Malumunuz bizim yeni kurulan belediyenin plantimiz yok. Yani her şeyi hizmet asfalt alımı planti, evet. Olmadığından dolayı mecburen hizmet alımıyla yapıyoruz ve bunları da açık ihaleyle gerçekleştiriyoruz. Şeffaf bir belediyecilik olmak üzere zaten bugün sizin konunuz olmamızın sebebi de o. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık çerçevesinde insanlarımıza diyoruz ki bu bütçemiz var ve bu bütçemizde bu kadar yol yaptık. İlk ihalemizde yaklaşık 65 kilometre. Şehir merkezine bakın 65 kilometre sıcak asfalt uygulaması gerçekleşti. Nasip olursa şu anda devam eden çalışmamızla da 4 farklı finisher ile farklı sokaklarımızda, farklı mahallelerimizde bir 70-80 kilometre kadar, çünkü yolların gelişine göre değişiyor. Bazen yollar çok işte 10 metre, 12 metre olabiliyor. Bazen 6 metre, 8 metre kadar olabiliyor. Yolların gelişine göre bizim kilometremiz değişiyor. Ama ortalama 80 kilometre kadar yine şu anda bir sıcak asfalt uygulaması gerçekleştireceğiz. Çok ciddi bir insanlarımızın sıkıntısını Allah'ın izniyle bu kış gelmeden onları kurtaracağız. Yine akabinde en büyük sıkıntımız yollar kazılıyor, yollar kesiliyor. Çünkü altyapı yeni yeni ulaşıyor bazı yerlere. Doğalgaz yeni geldi Van'a. Doğalgazın geldiği yerlerde de bazı mahallelerimizde kesin yolların kesimi olduğu andan itibaren veyahut da işte kanalizasyonlu içme suyuyla ilgili onlara da yeni çok modern bir yama makinesi aldık. Ve onunla ilgili de Allah'ın izniyle kesim gerçekleştiği andan itibaren VANDAŞ veya VASKİ sorunu bitirdikten sonra hemen biz akabinde direkt yamasını gerçekleştirerek insanımız fazla sıkıntı yaşamadan, çünkü araçlarımız milli servettir. Bu bir milli servetin korunması adına inşallah yollarımızı bitiriyoruz. Hemen en büyük sıkıntı şunu gördük. Bölgemizde en büyük problemlerimizin başında park ihtiyacı. Yani yeşil alanlarımız çok kısıtlı.
Ve biz bununla da dedik ki Tuşba'yı böyle çölden, Tuşba'yı böyle mezbelelik bir alandan yaşanabilir, modern bir şehre dönüştüreceğiz. Ve hemen Tuşba'nın en güzel tarafı şu Bülent Bey, çok mükemmel bir sahili var. Yani İskele'den başlayıp Çakırbey'e kadar yaklaşık bir 60-70 kilometre kadar uzunluğunda bir sahil bandı. Bayağı uzunmuş. Ve bu Van Denizi düşünün, 1700 metrede bir deniz. Ve bu deniz pırıl pırıl. İşte buraya gelmeden önce Ankara'da da Mavi Bayrak'la ilgili bir çalışmamız var. İnşallah sahilimizde belli noktalarda temizlikle ilgili temiz tertemiz sahillerimiz var. Temiz. Ve orada inşallah uygun hanımefendiler için, bayanlar için ayrı plaj ve baylar için de ayrı bir plaj oluşturarak bu Mavi Bayrak olan yerlerimize de inanıyoruz ki Van Gölü'nün bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye tanıtımını gerçekleştireceğiz. Parklarımız ilk geldiğimizde 9 dönüme yakın Van Belediyesi'ne bize kalan parklar vardı. Tabii onlar da hakikaten ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı ve bu parklar kullanılmayacak durumdaydı. Ve biz bunları hemen şimdi birçoğunu yeniden ihaleye çıkararak onların hepsinin tadilatlarını gerçekleştiriyoruz. Ve bu parkları yeniden çocuklarımızın, ailelerimizin ziyaret ettiğinde yaşanabilir. Oradaki ağaçlandırmadan tutun, çimlendirmesinden tutun yeni bir alan oluştururken sadece 9 dönüm kadar bir tek parkı İstasyon Mahallemizde ve Selahattin Eyyubi adında güzel bir park oluşturuyoruz. O da şu anda devam ediyor. Ve en önemlisi Van Denizi'ne bugüne kadar Vanlılar hep sırtını çevirmişti Bülent Bey. Yani neden, düşünün. Neden? Çünkü yani bir sahil yok. Siz gittiğinizde tamamen mezbelelik. Evet, ne yapacaksınız? Oturacağınız bir yer yok. Ve tamamen mezbelelik ve çöplük. Biz dedik ki bu mezbelelik ve çöplük alanı biz tamamen yaşanabilir, güzel, modern bir sahile dönüştüreceğiz. Onunla ilgili çok güzel bir sahil bandı projesi gerçekleştirdik. Görüntüler var galiba, sahil bandı projesi. Sahil bandı projemiz hakikaten örnek bir projedir. Ve bundan sonra Allah'ın izniyle Vanlılar yüzünü dönecekler. Vanlılar sırtını dönmeyecek artık, yüzünü dönecek. Yüzünü tamamen Van Denizi'ne, Van Gölü'ne döndürdüğü gibi Gaziantep'te de Türkiye'nin dört bir tarafında da misafirlerimizi de bekleriz inşallah. Proje neyi içeriyor başkanım? Bir anlatır mısınız? Yani şimdi, o sahil bandı projesi. Arkadaşlar görüntüye girecekler şimdi. Bülent Bey, sahil bandında ilk en önemli şeyimiz mevcut olan sahilimiz, alanımız. İşte şu anda da görüntülerde görüyorsunuz İskele'den. Bakın üniversitede bizim Teknokent'e kadar olan büyük bir alanımız. Bu alan çok güzel. Tamamen şu anda hali çöplük. Anda çöplük mü orası? Tamamen gittiğiniz andan itibaren çerden, çöpten geçmeyecek bir alandır. Ama biz bu alanı ıslah edeceksiniz başkanım? Şu anda birinci etaba başlıyoruz hemen. Hı-hı. İskele'den bizim şu anda yaklaşık İskele parkımız var. Daha önce bize devredilmiş küçük bir alan. Hı-hı. Yaklaşık bir iki dönüm kadar olan yerde. Hı-hı. Biz Allah'ın izniyle bu alanı tamamen yaşanabilir bir hale getireceğiz. Tabii bu alan öncelikle bir fizibilite yapılması lazım. Hı-hı. Ve şu anda fizibilite planımız Kalkınma Ajansı'nda, DAKA, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda onların da desteğiyle tabii, beraber yapıyorsunuz. Fizibiliteyi beraber yapıyorsunuz. Tabii. Fizibiliteyi yaptıktan sonra hukuki bir sorun var mı yok mudur? Alanla ilgili daha çok nasıl değerlendirebilir? En mükemmel bir yapı ve çok önemli bir firmamız buranın şu anda fizibilitesini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdikten sonra bize bu 2-3 gün içerisinde Van'a döndüğümüzde inşallah sonuçlar, raporlar bize sunulacak. Kalkınma Ajansımıza sunulacak ve bizler bunu değerlendireceğiz. Ve insanlarımız artık Van Denizi'nin bu güzel mükemmel alanının yani bir tabiri caizse Konyaaltı, Antalya'daki, Marmaris ya da Fethiye'deki, İzmir'deki bir alan halinde neden olmasın ve bugüne kadar neden bunlar yapılmamış? Biz açıkçası bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Sahil kenti ama tamamen sahilin sıkıntılarını yaşayan ve malumunuz birçok yerde bir göl varsa bölgenin en çukur alanına ne yapılır? Vatandaş herkes her taraftan kanalizasyonları bağlar. Biz dedik ki ve şu anda Van arıtma tesisi de maalesef %90 arıtılmadan direkt göle deşarj ediliyor. Ve biz bu alanımızı da başta Büyükşehir Meclisimizde olsun bütün ortamlarda şunu diyoruz. Arkadaşlar şu anda Van Gölü'nün en güzel yerinde arıtma tesisi olmaz. Bunun muhakkak başka bir yere taşınması lazım. Alternatif iki yer sunduk Bülent Bey. Bunlardan bir tanesi Topaktaş mevkiinde çok önemli bir yer. Oraya gönderdiğiniz andan itibaren hem arıtmayı gerçekleştiriyorsunuz hem de orada çok önemli bir sulak alan var. Sulak alana da su kaynağı sağlayacaksınız. Yani arıtma tesisi güzel çalıştığı andan itibaren şu anda kurumakta olan çok önemli biyolojik gen havuzu dediğimiz bir yerde şu anda su ihtiyacı var. Eğer bu
bir yıl içerisinde sağlanamazsa sulak alanımızı kaybedeceğiz. Hemen diyoruz ki sırf bu sulak alanı kazanmak adına dahi olsa arıtma tesisini aldığımızda modern 80 milyon euroluk Avrupa Birliği'nde bir destek var. Bu fonda en iyi şekilde Van'ın 80-100 yıllık kadar biz gelecek adına kanalizasyon sorunu bitireceğiz. Onun için siz burayı yerini değiştirin söyledik. Ve bununla ilgili chat raporu aşamasında Büyükşehir Başkanımıza da orada Hatice Hanım o toplantıya katılmışlardı. Kendilerine ilettik. Dedik ki Sayın Başkanım sizler bu memlekette en büyük hizmetiniz şu olacaktır. Kesinlikle bu arıtma tesisini muhakkak burada kaldırmanız lazım. İşte şu anda bu gördüğünüz alan, şu andaki ekranda gördüğümüz alanımız, geniş bir alanımız. Şu anda aslında arıtma tesisinin bulunduğu yerdir normalde. Biz inşallah bunu burada kaldırırsak şu gördüğümüz alan yaşanabilir bir park haline dönüşecektir. Ha eğer kaldırmasalar da dahi biz yine bu alanın ön tarafında belli yerlere kadar dolgu gerçekleştirip Allah'ın izniyle Van Denizi'ni insanlarımızın yaşayabilir hale getireceğiz. Şimdi bu iskeledeki en önemli projemiz çok ciddi bir proje ve bu projenin de Allah'ın izniyle insanlarımız bunu hayata geçirdiğini gördüğü andan itibaren artık biz bir modern şehir, medeniyet görmüş bir şehir olarak Allah'ın izniyle bütün dünya tanıtacağız Tuşbay'ı. Başkanım bu proje kaç yıllık bir proje? Yani kafanızdaki etap kaç etap, yılı ne zaman biter bu etap etap şimdi mesela? Şimdi birinci ve ikinci etabı biz şimdi nasip olursa birinci etaba hemen başladık. Ve orada birkaç bina vardı. Onların yıkımını gerçekleştirdik. İskeleden şeye kadar olan, o demin bahsettiğimiz parka kadar olan kısım yaklaşık 10-15 dönüme kadar olan alandır. Biz bunları etap etap inşallah Van'ımıza kazandıracağız. Tabii bu bahsetmiş olduğumuz bu sahil bandımızda neler yok? Kültür merkezlerinden, kongre merkezlerinden, gençlik merkezi, engelli yaşam merkezi ve özellikle kadın merkezi. Onun dışında bizim çok amaçlı toplantı salonlarımız, düğün salonu olarak insanların çok ihtiyaç duydukları, halkımızın en çok ihtiyaç duydukları neler varsa bu Allah'ın izniyle İskele'deki bu sahilimize getireceğiz. Tabii bu sahil şu anda çöplük bir alandan yaşanabilir bir hale gelecek. Ve bunlarla ilgili de bugüne kadar dediğim gibi insanlarımız sırtını değil yüzünü dönecek. Çünkü su olan bir yerde medeniyet vardır. Ve Urartuların başkenti o dönem Tuşba. Bakın şu anda mevcut alandan Batı Anadolu'ya kadar gelen bir alan. Ama Urartular baş şehri olarak, başkent olarak Tuşba yani Van'ı seçmişler. Demek ki Van çok kıymetli, stratejik çok önemi var. Ve bu önemden dolayı bizler oraya çok şeyler borçluyuz. O Kadir Şinas toplum hakikaten çok güzel şeyler hak ediyor. Parklarımızı da arttırdık. Şu anda en az 8 mahallemizde 8 büyük park. Ve çocuklarımız, Bülent Bey, en büyük değerimiz bizim gençlerimiz. İlçemizin bir diğer özelliği %65 genç nüfus. Spor tesislerimiz var mı? Yapıyor musunuz başkanım? Sıfır. Spor tesisimiz var. Var. Sıfır. Yani hiç yok. Gençler için ama gençlik merkezi falan düşünüyor musunuz? İşte şu anda onlar hepsiyle ilgili alanlarımızı belirledik. Çok güzel. Yeni kurulan bir belediye olduğumuz için ilk etapta yer üretmeye çalıştık. Çünkü bir park yapacağız. Bir spor alanı oluşturacağız. Gençlerimize bir kapalı spor alanı veya da bir çim saha, bir halı saha yapacağız. Bir yerimiz yoktu. Ama hamdolsun bu 1,5 yıllık zaman sürecinde yerlerimizi hamdolsun ürettik. Şimdi bu yerlerimize bu bahsetmiş olduğumuz projelerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Ve bölgemizde parklarla inşallah tuşballar doyacak. Yani bugünün gelseniz gidebileceğiniz bir parkımız yok. Yani ailenizle çocuğunuzla gitseniz oturacağınız bir yeri yok. Hemen biz gelir gelmez çocuklarımız dedik ya çok gençlerimiz fazla. 24 farklı noktada çocuk oyun grubuyla 24 mahallemiz en kırsal, en ücra köyden tutun merkezi mahallelerimizde 24 farklı alanda çocuk oyun grupları kurduk. Ve her birine park alanı gibi geliştirdik ve şunu söyledik. Hangi okulumuzda ana sınıfı varsa, anaokulu varsa lütfen bize müracaat edin. Biz size hemen çocuk oyun grubunu getirelim. Çünkü o çocuklarımız bu park alanlarında kendilerini tabiri caizse enerjilerini boşaltmaları lazım. Bu çocuklarımız hareket etmeleri lazım. Malumunuz bölgemizde ve dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi şu anda obezite. Yani hızlı bir şekilde bir bakıyorsunuz ki gençlerimiz aşırı bir şekilde kilo alımı. Neden? Hareket yok. Ve şu anda bisiklet yoluyla ilgili, sahil yoluyla ilgili bir çalışmamız var. Nasip olursa üniversiteden Çitören mahallemiz üzerinden Çarpanak'tan da
Muğla Kalsın ve Ayanız sahillerimizde çok mükemmel bir sahil bandı oluşturuyoruz. Ve o bantta da Allah'ın izniyle belki Türkiye'nin en uzun bisiklet alanı olacak. 10 metre genişliğinde bir yol, hemen yanında da bir bisiklet yolumuz. Ve bununla ilgili de startı verdik. Arazide yollarımızın keşifleri, tespitleri gerçekleşti. Ve orayla ilgili de inşallah bir kültür yolu, bir turizm yolu ve bugüne kadar işte Çarpanak Adası bir Akdam Adası'nı aratmayacak aslında bir ada. Çok mükemmel bir turistik ada. Fakat bakir ve hiç kimse dokunmamış. Ve biz inşallah Çarpanak Adamızı da turizme kazandıracağız. Yine Ayanız'da Göbekli Tepe'yi aratmayacak çok önemli tapınak var. Ayanız'da Ağartı mahallemizde. İnşallah o mahallemizdeki kazıları gerçekleştiren hocalarımız, Mehmet hocamız çok güzel çalışma gerçekleştiriyor. Onların da emeklerini gün yüzünde en güzel şekilde gösterebilmek için yine Kalkınma Ajansı'na projeler sunduk. Allah'ın izniyle onlar da geçtiğinde hem o tapınağın üstünün korunması hem de gelen ziyaretçilerin orada mesire alanı gibi belli alanlarda ziyaret edebilecekleri ören yeri çerçevesinde belli alanları inşallah ziyarete açtırabilmek adına da çok güzel bir proje gerçekleştirdik. Yani hem tarihi, hem kültürü, hem doğayı, hem güzellikleri inşallah insanlarımızın kullanım alanına sunacağız. Çünkü bugüne kadar bunlar tamamen tabiri caizse toprakla örtülmüştü. Yani siz geldiğinizde orada hiçbir şey göremiyordunuz. Ama şimdi hem yolunu yaptık, onların en ücra köyümüzde kilit parke uygulaması gerçekleştirdik. Yani köyün içerisinde köylümüzün kendisi söylediği bu. Dilimli köyümüz var. Halkın orada kendi eski ismiyle Hreşik dediği bir köy. Dilimli'ye gittiğimde muhtar ve arkadaşı hani şunu söylüyor. Başkanım biz bunu hayal etmiyorduk. Biz diyorduk bu çamurdan, bu çöpten biz bir 5-10 yıl kadar gideriz. Ama biz dedik ki size bir söz verdik. Dedi ki biz sizlere yollarınızı yapacağız. Ve Allah'ın izniyle altyapı problemi olmayan ve stabilizesi bitmiş ve nasip olursa sağlam bir altyapısı oluştuktan sonra bütün 67 mahallemiz var. 67 köy, eskiden köy statüsünde olan yerler mahalle statüsüne kazandı büyükşehirde. Hepsinin kilit parke uygulamasını yapıyoruz. Ve her bir köye diyoruz ki modern bir Osmanlı çeşmesi ve varsa bir alanımız, ona bir aile, işte yaşlılarımızın oturabileceği camiye yakın bir yer varsa oraya bir park alanı. Çünkü ihtiyaç, çok ciddi bir ihtiyaç var. Ve özellikle bunları yaparken Bülent Bey, insanlarımızın o cuma günü kurduğumuz halk gününde ve her cuma bir köyümüzde cuma namazına gidiyoruz. Vatandaşın sorunlarını mı dinliyorsunuz yani? Yerinde. O yerinde dinliyorsunuz. Tabii. Yani. Gidiyoruz, diyoruz ki bugün mesela Arapköy'deyiz. Diyoruz ki bugün işte Ermişler köyümüzdeyiz. Köylüyle hemhal oluyoruz. Onlarla bir ayran içiyoruz, bir çay içiyoruz ve oturuyoruz. Onlara diyoruz ki taleplerimiz neler? Yani onlar bize gelmeden biz gidiyoruz. Size bağlı mahalle oldu zaten. Tabii. Zaten o mahalle. Her köy, her mahallemizi ziyaret ediyoruz. Ve sadece cumalara bırakmıyoruz çünkü zaman çok kısıtlı. 67 mahalleye gidebilmek için hemen bazen çarşamba günü, bazen pazartesi arıyoruz. Diyoruz ki biz geliyoruz. Mahalleleri birlikte bizim orada bir taziye evi kültürü var. Hı hı. Taziye evleri hemen hemen her mahallemizde kurduk. Ve depremin en çok zarar gördüğü yer Tuşba'ydı Bülent Bey. Ve biz Tuşba'da şunu yaptık. Dedik ki depremde başta camiler, çünkü şiarı İslam'dır. Ve İslam dininin en önemli göstergelerinde olan camiler olmadan o bölgede insanlarımızın ibadetlerini huzur içerisinde gelen insanlarla birlikte hemhal olabilecekleri bir yerleri yoktu. Hem yıkılan camilerimizi hem de taziye evlerine destek olduk. Taziye evlerinde işte insanlarımızı topluyoruz. Gittiğimizde onlarla beraber konuşuyoruz. Ve arkadaşlarımız gittiğinde de başta fen işleri müdürümüz, imar, park bahçeler ve temizlik işleri müdürümüz. Hakikaten bölgemizde bugüne kadar en büyük sıkıntı temizlikti. Yani bir yere gittiğinizde çöpten bir yere bakamaz durur hale gelirdiniz. Ama şimdi diyebilirim ki Van'ın veyahut da belki de o hizmetlerimizin inşallah bir yıl içerisinde de her yere modern bir şekilde hem yeraltı çöp konteyner sistemi hem de birçok alanda normal eskiden mavi bidonlarla çöplerin bırakıldığı hatta çöp konteyner kutuları olmadığı yerlere bütün mahallelerimize inşallah bu ayın sonuna kadar yaklaşık 10 bin çöp konteyneri bıraktık. 10 bin. Bu ne demektir? Bugüne kadar hiç bırakılmamış. Mavi bidonlar bazı yerlerde merkez mahallelerimizde vardı. Ve 10 bin çöp konteynerimizi mevcut olan Tuşba'nın 67 mahallesinde ve mezralarına bıraktık. Ve periyodik olarak 2015 model araçlarla bütün bunları periyodik olarak alıyoruz. Özellikle yaz sezonunda dedim ya 70 kilometre yakın bir sahilimiz var. Hı hı. Bu sahilimiz ciddi bir şekilde misafirleri ağırlayan bir alan. Yazlıkların olduğu bir yer. İşte Muğla Kasım, Ayanız'dır, Çakırbey'dir, Çolpan'dır.
Bütün bu alanlara ekstradan temizlik araçlarımızı gönderiyoruz. Bu çöp konteynerini düzenli şekilde topluyoruz. Çünkü sizler bunu almazsanız ileride hastalıkların ve ileride çok ciddi problemlerin meydana gelmesine ortam hazırlarsınız. Yine bizim en çok üzerinde durduğumuz şey Bülent Bey, sahil çok geniş olduğundan dolayı ve önemli sulak alanlar bulunduğuna dolayı ciddi sivrisinek problemi vardı. Sivrisineklerle mücadeleyle ilgili bir şunu yaptık. Dedik ki Nisan ayından itibaren Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz ve orada çalışan arkadaşlarımız şunu yaptılar. Biyolojik mücadeleyi gerçekleştirdik. Biyolojik mücadelede siz daha sulak alan içerisinde larva halindeyken özellikle yumurta döneminde müdahale ediyorsunuz. Evet. Larva sitlerle müdahale ediyorsunuz. Diyelim ki bir sivrisinek yaklaşık 1 milyon, 2 milyon yumurta bırakıyor ve bunların büyük bir kısmı larva haline geldiği zaman, uçkun döneme geçtiği zaman siz havada onlarla mücadele edemezsiniz. Mühim olan o alandayken larva sit mücadelesi, biyolojik mücadele gerçekleştirdik ve bu yıl tuş balılar sivrisinek sorunu yaşamadılar. Allah'ın izniyle bundan sonra hiç yaşamayacaklar. Çünkü biz periyodik olarak bunu biyolojik mücadele gerçekleştirirken de bir akademisyen olarak çevreyi de koruyoruz. Çünkü birçok üçüncü Afrika ülkelerinde olan bu kimyasal mücadele çevreye çok ciddi zarar veriyor. Yani suya bıraktığınız andan itibaren oradaki bütün protozoalardan, mikroorganizmalardan tutun kurbağasına kadar, balığına kadar, balıktan sürüngenine kadar bütün hepsine ve oradan da akabinde insana bulaşıyor. O balığa siz o kimyasalı verdiğiniz andan itibaren, çünkü sivrisinekler çok akıllı yaratıklardır. Şimdi siz kimyasal maddeyi sıktığınız andan itibaren onlar uçuyorlar zaten. Yukarılara çıkıyorlar o kokudan dolayı. Sonra onlar aşağı indiği andan itibaren onlar geliyorlar o mekana. Onun için hiçbir belediyenin bence kimyasal mücadele yapmaması lazım. Yapacaklarsa biyolojik mücadeleyle ve uleveyle halkımızı da rahatsız etmeden, geleceğimiz olan çocuklarımız için de herhangi bir işte kalıtsal hastalığa sebep vermeden kesinlikle biyolojik mücadele yapılması lazım. Yine Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz bu bırakmış olduğu çöp konteynerini düzenli bir şekilde ilaçlamasını gerçekleştiriyorlar. Evet. Ve insanlarımız şunu gördüler. Evet, bir belediyecilik var burada. Ve şunu yaptık. Dedik ki bu yetmez. Temizlikle yıllar ilgili... sonra ilk kez bir belediyecilik görmüşlerdir belki. Ve inanın kendileri teşekkür ediyor. Binlerce kez bizim çağrı merkezimizde sürekli arıyorlar. Web sitemiz üzerinde. Ve web sitesi de AK Parti Belediyesi olmakla birlikte 3 dilde ilk kez belki bir web sitesi olan bir belediyeyiz. Hem İngilizce, hem Kürtçe, hem Türkçe. Yani web sitesine girdiği andan itibaren bir insanımız bütün faaliyetlerimizi hem Türkçe izleyebilir, takip edebilir, hem Kürtçesinden hem de İngilizcesinden takip edebilir. Ve bilişim noktasında özellikle şunu yaptık, dedik ki insanlarımız görünebilirlik olması lazım. Yani insanlarımız girdiği andan itibaren o faaliyeti görebilmesi lazım ki neler yapılıyor. Hı hı. Mesela şu anda devam eden sünnet şölenimiz var. Çok halkımız fakir çocukların evet, iyi olmayan, hali vakti yerinde olmayan ailelerimizin maalesef en büyük sıkıntısı o. Çocuklarını sünnet edemeyecek durumda olan birçok aile var Bülent Bey. Biz buna tespit ediyoruz. Kültür müdürlüğümüzle birlikte arkadaşlarımız tespit yaptıktan sonra hastane ortamında, modern bir ortamda ailelerimiz grup grup köylüler muhtarlarımıza görüşüyoruz. Mesela bugün Arusu mahallemizde, Arusu köyümüzde kardeşlerimiz aileleriyle çocuklarını getirdiler. Bu çocuklarımız onlara ayrılmış olan modern iki odada süslenmiş ve doktorlar nezaretinde, doktorlarımızın gerçekleştirmiş olduğu operasyonla sünnetleri gerçekleşiyor. Ve kirvem başkan olsun diye bir sloganla da biz de diyoruz ki, çünkü bize kirvelik sistemi olsun, işte bu taziye sistemi olsun, hakikaten önemli bir kültür yaşatıyoruz. Çocuklarımızın sünnetini gerçekleştikten sonra onlara aileleriyle birlikte sürekli onları ziyaret ediyoruz. Çünkü hakikaten bu ortamlarda bu çocuklarımızın yalnız bırakılmaması lazım. Ve doğumda ölüme kadar diyoruz ki biz ailelerimizin yanındayız. Yine kadın aile müdürlüğümüz yoluyla da Hoş Geldin Bebek, Hoş Geldin Melek bir projemiz var. Yeni doğum gerçekleştiren... Evleri ziyaret ediyorsunuz. Tabii. Onların ne ihtiyaçları varsa yerine karşılıyoruz. Şu anda birçok mahallemizde aile kadın müdürlüğümüz sürekli periyodik olarak başta nüfustan ve hastanelerden tuş balı olacak. Ve bunlarla ilgili sosyal yardımlaşmadan da bunların maddi durumlara bakıyoruz. Çünkü birçok hali vakti yerinde olan insanlar buna ihtiyaçları yok. Ve özellikle biz şunu yapıyoruz. Bülent Bey, sadece buna bir maddi destek anlamına bakmıyoruz bu olaya. Şöyle yapıyoruz. Yanında hemşiresi oluyor, hasta bakıcısı oluyor. Gittiği andan itibaren yeni evlenmiş olan, özellikle ilk çocukları olan ailelere şunu diyor. Çocuk bakımı, hastalıklarla ilgili
yapılması gerekenler, aşı dönemleri, bunlarla ilgili bir de hatıra defteri veriyoruz. Bu hatıra defterine her şey yazıyorlar. Her şey yazıldığı andan itibaren ilk günden çocukları bir yaşına kadar geldiği zaman periyodik olarak doktora gittiğinde neler geçirmiş bunu doktor da görebiliyor, aile de görebiliyor ve çocuğun da belli zaman dilimleri içerisinde notları alındığı andan itibaren de önemli bir kayıt tutulmuş oluyor. Ve o defterin başında ve sonunda da önemli gün ve haftalarda nerede işte aşı yapılacaksa ve bu çocukla ilgili dikkat edilmesi gereken neler varsa. Çünkü en basit bir kalça çıkıntılı düşünün. Sizin o esnada eğer evde doğum yaptırılmışsa ve doğumdan sonra da bu tespit edilememişse bir gencimiz sakat kalabiliyor. Ama siz bu çalışmayı yaptığınız andan itibaren o gencimizi, o kızımızı ve o çocuğumuzu, o delikanlıyı hayata tutabilecek sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırabiliyorsunuz. Onun için bu faaliyetlerimizi yaparken kültürel faaliyetlerde Bülent Bey hiçbir zaman durmuyoruz, istina etmiyoruz. Diyoruz ki bir belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetleri çok çok önemli ve onun için Kültür Müdürlüğümüz yine her önemli gün ve haftada her ay en azından 5-10 farklı etkinlik gerçekleştiriyor. Mesela 1-7 Eylül Zabıta günü haftası ile ilgili arkadaşlarımız Zabıta Müdürlüğümüzle birlikte gerekli olan hem zabıta faaliyetleriyle ilgili hem kanaat verebilmesi için toplumumuzda zabıtanın önemini anlatabilmesi için önemli toplantılar, önemli konferanslar gerçekleştiriyorlar. Yani hangi hafta içerisinde önemli bir gün, önemli bir hafta varsa onu da halkımızla, Tuşbalılarla, Vanlılarla önemli misafirlerimizi buluşturuyoruz. Evet. Başkanım süremiz dolmak üzere şu anda. Evet. Süremiz dolmak üzere hemen şunu sorayım. Tuşbay için hayalinizdeki en büyük proje nedir son olarak? Evet. Tuşbay için bizim hayal ediyorsun mega de? Proje olarak düşündüğümüz en büyük şey şuydu. Tuşba'nın Urartular döneminde yaşanılan bu büyük şehrin anlamı şu. En çok güneş alan dünyada ve Türkiye'de en çok güneş alan anlamında. Hı hı. Dedi ki madem en çok güneş alıyor o zaman biz güneş enerjisine elektrik enerjisi üretelim. Şu anda ciddi bir proje hazırlıyoruz. Hı hı. Ve tüm Tuşba'yı, tüm bölgemizi en büyük sıkıntı olan elektrik kesintilerinin önüne geçeceğiz. Ve onun için de Allah'ın izniyle elektrik enerjimizi yenilenebilir enerjilerden olan güneş sisteminden, yani güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek inşallah büyük bir proje gerçekleştireceğiz. Tabii demin dediğim gibi Van sahili, özellikle Van denizine yüzümüzü döneceğiz. Ve tertemiz bir şehir ve önemli olan bir diğer şey bölgemizde malumunuz bu Antep için belki geçerli olmayabilir ama memleketimiz en büyük sorun istihdam, işsizlik ve buna yönelik olarak da meslek edindirme kursları oluşturuyoruz. Tuşmek. Burada Bülent Bey şunu yapıyoruz. Evet diyoruz sizleri işe alamıyoruz ama biz sizlerin kalifiye bir eleman olarak yarın öbür gün farklı bir alanda için. Tabii bunun için kariyer geliştirme ve özellikle gençlerimize meslek edindirme kurslarımız var. Tuşmek. Hı hı. Tuşmek'te İşkur'la birlikte, Halk Eğitim Merkezimizle birlikte periyodik olarak bu kurslarımızı gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Ve inşallah bu ailelerimizin de evlerine annelerimiz ya kızlarımız veya evin babası erkeği eğer bir iş onlara da kazandırabilirsek kendimizi hakikaten mutlu edeceğiz. Çünkü birçok insanımız var. Bugün şu anda belki bizleri izleyen binlerce insanımız, gencimiz işsizlikle karşı karşıya. Ama bunu yaparken de kendisinin deseniz ki ne iş yaparsanız hemen size diyecekler her şeyi yapabilirim. Abi bize öyle genç lazım değil. Bize şunu diyecek. Ben mobilyacıyım. Onunla ilgili bir sertifikam var diyecek. Ben bilgisayarcıyım. Onunla ilgili bir sertifikam var diyecek. Ve rehberim diyecek ya da işte biz bunları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Aynı zamanda çok önemli bir işimiz hayat kalitesini yükseltmek adına dil kurslarımız devam ediyor. Şu anda Arapça, Osmanlıca, Kürtçe, İngilizce ve Farsça. 5 dilde şu anda devam eden kurslarımız var. Tüm Tuşbalıları, tüm Vanlıları o kurslarımıza da görüyoruz. Ve insanlarımız şunu diyor. Evet, bugün birçok doktorumuz, birçok öğretmenimiz batıdan gelip doğuda görev yaparken ben Kürtçe öğrenmedim, gelmedim demesinler diye. O Kürtçeyi de çok güzel hem Osmanlıca yazıyla öğrenebiliyorlar. Osmanlıca eskiden evet, yazı şekliyle. Hem de günümüzde Kürtçe alfabeyle inşallah insanlarımıza bunları da öğretmeye çalışıyoruz. Yani yapacak işler çok ve bunun içinde gece gündüz 7-24 arkadaşlarımız biz hep mesai saatimizi değiştirdik. Bülent Bey normalde 8-5 mesai biz değiştirdik. 5-8 yapıyoruz.
Yani sabah 5'te arkadaşlarımız, çünkü günlük esasına dayalı, hakikaten yapacak işler çok. Hı hı. Bir belediye başkanı olarak bizler de arkadaşlarımıza diyoruz. Arkadaşlar, sabah kalkıyorsunuz, namazınızı kıldıktan sonra geleceksiniz. Hep birlikte Van kahvaltısı, malumunuz. Özellikle meşhur. İzleyen çok kıymetli, başta Antepliler olmak üzere bölgemizde tüm Kanal 5 TV'li izleyicilerini de biz Van'a da Van kahvaltısı için bekliyoruz. İleride de çok geniş bir, geçen dünya Guinness Rekorlar kitabına girdi. İnşallah tekrar uzun bir çalı İskele Caddemizde yeni bir kahvaltı verilecek. Sizleri de davet ederiz inşallah. Van'ımız muhabbet şehri. Van'ın başka bir şekilde anılmasını istemiyoruz Bülent Bey. Van gerçekten muhabbet şehridir. Van Antep'ten bir farkı yok. Van insanı kadirşinastır, vefalıdır. Van insanı kesinlikle bölücü değil. Bunu kesinlikle terörle Van'ın bir şekilde anılmasını biz istemiyoruz. Van gerçekten bir muhabbet şehridir. Ve özellikle Van, Bediüzzaman Hazretleri'nin yetişmiş olduğu ve kendisinin de ben Vanlıyım dediği bir yer. Ve insanlarımızın da %90'ı bu şekildedir. İnşallah gelecek dönemde de muhabbet dolu bu insanların, kadirşinas, vefalı olan bu Vanlıların, inanıyoruz ki vatanına, milletine, devletine bağlı, bayrağına bağlı. Çünkü şunu biz hiç unutmamamız gerekir Bülent Bey. Bakın burada Suriye'nin durumunu gördük. İran'ın durumunu gördük. Yani Allah muhafaza, bizim Türkiye'nin de yarın öbür gün o böyle bir duruma düştüğümüzde Suriyeli Türkiye'ye gelebildi. Irak'ta Türkiye'ye gelebildi. Türkiye hiçbir yere gidemez. Ama Türkiye'deki hiçbir insan hiçbir yere gidemez. Gidemez. Ve Allah muhafaza, Cenab-ı Allah bu toplumun, bu özellikle bin yıldır kardeşçe yaşayan, başta Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla, inşallah ağzımızın tadını bozmaz. Ve inanıyoruz ki çok sağlam bir tohum ekilmiş. Çok sağlam dualar vardır. Evet. İnşallah ülkemiz üzerinde oynanan iç ve dış şer mihraklarının da kimse oyuna gelmeyecektir. Ve inanıyoruz ki Türkiye yeniden bölgenin en güçlü devleti olarak Allah'ın izniyle tüm dünyanın liderini yapacaktır. Ve bu noktada da, bu süreçte de, özellikle seçim sürecinde de herkesin, özellikle bu süreçte barışın, huzurun, kardeşliğin sağlanması adına herkesin eline gelen yapması lazım. İşte geçen Şırnak'ta 120 aşiret reisi biliyorsunuz ortak toplandılar. Açıklama yaptı. Ve bu açıklamaları biz hepimiz canı göne yapmamız lazım. Hı hı. Bakın, belediyeler hizmet yaparlarsa, insanlarımız hizmet yaparlarsa Türkiye dünyanın lideri olur. Onun için bizim, evet ben kendim de Kürdüm. Bakın, Kürt olaraktan bizim isterseniz Cumhurbaşkanı olabiliyorsunuz. İşte Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı oldu. Seçilebilseydi bir Kürt olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olabilecekti. Onun için hiçbir engel yok. Onun için bizler kesinlikle, Kürt milleti şunu çok iyi bilmesi lazım. Bu AK Parti hükümetlerinin 13 yılda yapmış olduğu bu sessiz devrimin kesin lakayt kalmaması lazım. Hı hı. Ve Türkiye'nin Allah'ın izniyle yeniden dünya lideri olarak bir ülkenin kalkınmasında, ekonomisinde, enerjisinde ve dünyaya önemli yön veren bir ülke olmasında herkes destek sunması lazım. Yoksa hiçbir Kürt kendi bayrağına, kendi devletine askerlik yapmış olduğu, vergi vermiş olduğu böyle güçlü bir ülkeye hiç kimse karşı durmaması lazım. Ve inşallah el birliğiyle, Allah'ın izniyle memleketin birlik beraberliği, kardeşi ve barışı için çalışması lazım. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Zamanımız doldu. Çok güzel sohbetti. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Size başarılar diliyoruz biz Van'da. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm Vanlar adına, tüm Gaziantep'te, tüm izleyicilerimize en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Kanal 5'te son noktanın konu Van'ın merkez ilçe Tuşba'nın AK Partili Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Fevzi Özgökçe'ye kendilerine bir kez daha başarılar diliyor. Ve başka bir programda buluşmak üzere şimdilik. Hoşçakalın.